Mezarlıkta sabah ezanı. Babanın mezarında. Anlatsaydın. Annemi çok üzüyorum. Şimdi seni üzmeye geldim deseydin. Anne, ben Berk'e bir şey yapmadım. O çocuğu sen kaçırmadın mı Ali? Anne. Ne? İtiraf almak için yaptım. Bak, o çocuk vefayı hiçe saydı. Her şeyleri yalan dolan onların. Bir olup yaktılar kardeşimin başını. Sen de kendini yaktın ha? Ardından Arap'la Zeyno'yu da. Birazdan gelirler onlar da zaten. Hah, geldiler. Ne yapıyorsunuz siz çocuğum? Ne yapıyorsunuz siz? Koca koca insanları oyun çevirerek Ali'nin yerini saklamak için birbirine düşürüyorsunuz. Birbirinize bela bulaştırıyorsunuz. Yakın kendinizi. Devredin belayı birbirinize. Ben size söyleyeyim mi sonunuz neresi? Ya hapishane ya da mezarlık. Ne bakıyorsun öyle? Ne bakıyorsunuz? Ya dört duvarın arkasına girersiniz ya da toprağın altına. Ha belki bizim için iyi olur tabii. Neredesiniz merak etmeyiz değil mi? Siz kaçmazsınız biz de kovalamayız. Haksız mıyım? Anne. Ne? O çocuğu o hale kim getirdi Ali? Ali. Kim yaptı bunu? Tam sen kaçırdın. Kaçırmakta suçtan sayılmıyor ya. Sonra o çocuğu o hale kim getirdi? Çok yazık. Ben de diyorum ki benim çocuğum akılsız. Aptallıklar falan eder ama vicdanı vardır. Yumruğunu sallar ama merhamet... Çağrı! Önder Hoca'nın oğlu Çağrı getirdi. Belki o hale o getirdi anne. Aralarındaki en güçsüz halk oydu. Ben de Berk'in telefonundan mesaj attım. Ali her şeyi öğrendi. Konuşmamız lazım diye. Koşa koşa geldi zaten. Artık içeride birbirleriyle nasıl bir hesapları var onu bilmiyorum ama olan oldu. Kamera her şeyi çekti. Ama... Ama ne oğlum işte tamam. Gidelim polise anlatalım bunları. Görüntü yok yani. Elimde görüntü yok. Biri çıkarmış. Kameranın hafıza kartını. Yok gitti. Elimde bir umut vardı. O da kayıp gitti anne elimde. Gerçeği ortaya çıkarayım derken. Yalan oldum ben anne. Yalan oldum. Korkma sen. Sen korkma. 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 Bak bak. Sana kimse hiçbir şey yapamaz. Ben buradayken kimse kılına bile dokunamaz. Şimdi biz bu işi doğru düzgün çözeceğiz. Senle ben polise gideceğiz. Sen her şeyi anlatacaksın. Ali bu çocuğu kaçırdın. Sen Berk'i kaçırdın. Bunun cezası neyse çekeceksin. Ne eksik ne de fazla. Kim inanır bana anne? Sözümden başka bir şeyim yok ki ben. Ali. Kaçarsan eğer sözünün de kıymeti kalmayacak. Suçlu olan da susacak. Hem ne kadar kaçabileceksin ki? O Kenan denilen adam peşini bırakır mı sanıyorsun? Ben peşini bırakır mıyım sanıyorsun? Eğer adalete güvenmezsen... ...herkesin kendi kendine kestiği cezaya mahkum olursun. Anne, tanımıyorsun sen onları. O adam da oğlu kadar kötü. Ben masumum dedikçe üstüme yıkacaklar her şeyi. Defa yapmadılar mı? Yaptılar. Kardeşime nasıl... tecavüzcü dedilerse... benim için de Berk'i bıçakladı diyecekler. Tek istedikleri kendi pisliklerinin ortaya çıkmaması. O yüzden elimde bir kanıt olmadan onların karşısında geçeceğime... hayatım boyunca, ömrüm boyunca kaçarım daha iyi. Ali lütfen, Ali. Şu içeride kolonya falan bir şey vardı, onu getireyim. Şu cam mamı açalım da hava alsın, kadın iyice darlandı. Thank you.
yeter ya. Ben sık. Derya. Yangın Ali oldu kaçak Ali. Bana kuvvet basacağız artık, kaçacağız. Ali bak. Peşinden gelmek yok Zeynep. Belaya bulaşmak da yok Arap. Tamam mı? İçimizden biri daha yanmayacak bu yolda. Olur da yakalanırsam, aklayamazsam kendimi, ben çıkana kadar bekleyeceksiniz. Tamam mı? Tekrardan bir araya geldiğimizde devam edeceğiz peşlerine düşmeye. O sırada annem size emanet. Bak Osman amcaya sahip çıkarsınız. Soyu badan aldık şimdi, masrafa girdik. Vefanla da yeşil olacaktı. Ya bir sus. Satacaksın şimdi, boyasına da badan atsın. Tövbe estağfurullah. Yok mu bu işin yolu yordamı, çözümü ne? Yok mu ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Elimizde görüntü olmadığını bir tek biz biliyoruz. Değil mi? Biz bunların yakalı beyinlerini ya. He? Atalım bombayı ortaya. Diyelim biz biliyoruz katilin kim olduğunu. Olmaz mı? Hayvan senin aklını çevir. Bunu oğlum. Çözdük la. Çözdük sen. Ya sen bomba demesen benim aklımdan gitmişti yani. Unutmuştum. Neyi çözdük? Ya kızım biraz hatırla. Bize videoyu atan kişi bomba emojisiyle atmıyor mu? E'si şu. Ben o kişiyi biliyorum. Sanırım yani. Kim? Kim? Duru. Yani kızın arabasını tamponuna bu kadar bomba emojisi var. Ben arabayı gittim bıraktım. Ya bana bir imalı imalı konuştu, ben anlamadım. Tabii bombayı görene kadar o emojiyi. Efendim katilini biliyordur. Kalk, kalk Duru'ya gidiyoruz, kalk. Sen nereye oğlum? Sen hiçbir yere kıpırdamıyorsun, burada kalıyorsun. Sen al. Bıçanımı alıyorsun, neyi alıyorsun, al bununla yapıştır işte. Hadi, badana Cale, hadi. Teslim olmak zorundasın. Teslim olmak zorundasın. Anne ne yaptın sen? Anne bırak beni. Beni dinle. Beni dinle. Çaren yok. Çaremiz yok. O adam eğer polislerden önce seni bulursa yaşatmaz, anlıyor musun? Şimdi benimle beraber dışarı çıkacaksın. Polislere her şeyi anlatacaksın. Ben senin yanındayım zaten. Bırak. Ya, beni ezip geçmen lazım. İzin vermem. Çok mu kolay sanıyorsun seni polise teslim etmek? Polis açın kapıyı. Çok kolay benim için. Bilal aç kapıyı. Abi. Açın kapıyı polis. Bilal aç kapıyı. Bilal abi. Aç kapıyı. Bilal abi. Ne bekliyorsun? Abi. Abi. Niye gel? Bir dakika. Peki. Geleceğim mi? Hadi geleceğim ben. Ben geliyorum zaten. Geliyorum ben. Hadi. Kurtaracağız lan seni.
Çağrı. Uyanmışsın. Kızlar Berk uyanmış. Gelin. Ay gerçekten uyanmış. Berk. Ya. Çok şükür açtın sonunda gözünü. Bizi o kadar çok korkuttun ki. İyi misin? Bir yerin acıyor mu? İyiyim iyiyim. Hemen susadım biraz. Tamam, ben vereyim hemen. Ege kaldırsana. Ya bir durun, kafanıza göre hareket etmeyin öyle ya. Su için. Ay pardon ya. Sesin çıkmayınca burada olduğunu unutmuşum. Al. Sonra saçma sapan triplere giriyorsun ya. İyilik yapayım derken zarar vereceksiniz. Hem doktor bir şey içsin demedi henüz. Ben gideyim Kenan amcaya doktora haber vereyim. İyi olmana sevindim. Çağrı nerede? Bilmiyoruz bro. Aradım birkaç kez ama dönmedi. Hayırdır oğlum? Burada ne işin var? Burası Berk kaçırıldıktan sonra tutulduğu yer değil mi? Sen nereden biliyorsun burayı? Öğrendim. Merak ettim. Merak ettin. Allah Allah, merak ettim işte baba ya. Merak etmek suç mu? Yok. Merak etmek suç değil. Ama ben neyin suç olduğunu sana söyleyeyim. Birine zarar vermek suç. Bunu gizlemek, saklamak suç. Olay mahalline gelip acaba bir delil bırakmış mıyız diye bakmak suç. Ama en büyük suç ne biliyor musun? Birine zarar verip masum bir insanın hayatını karartmak. İşte en büyük suç bu. O yüzden ya bana teker teker bütün gerçekleri anlatırsın ya da cezan çok büyük olur. Ve bu cezayı ben vermem, öyle düşün. Benim bir şeyle ilgim... Ha? Benim hiçbir şeyle ilgim yok. Ha. İyi o zaman. Hadi gidelim. Nereye ya? Polise. Çünkü beni ikna edemediniz beyefendi. Bakalım onları edebilecek misiniz? Dün akşam nerede olduğuna, burayı nereden bildiğine, yüzüne gözüne ne olduğuna. Yürü. Baba saçmalıyorsun. Çağrı, sinirlendirme adamı, yürü. Baba bırak, ne yapıyorsun? Çağrı, yürü dedim sana. Geçmiş olsun. Berk Bey. Geçmiş olsun. Doktordan bilginizi aldık. Eğer sizin için de uygunsa, durumunuzu anlatabilecekseniz ifadenizi almak istiyoruz. Olur olur, eyvallah. Eyvallah, her şeyi anlatabilirim. Arkadaşlar, müsaadenizle lütfen. Otur delikanlı, otur. Otur. Vay be. Bunca senedir bu işi yapıyorum. İlk defa biri beni ayakta karşılıyor. Ben avukatıyım.
Evet. Dostan kabarık delikanlı. Adam kaçırma, adam yaralama, polisten kaçma. Ne yapalım şimdi biz? Sen en iyisi gel, doğruyu anlat bana. Pişmansın da belli. Cezandan indirim alırsın. Hem reşit de değilmişsin. Az bir cezayla çıkarsın. Ben kimseyi yaralamadım. Kaçırmak derseniz siz sorun, ben anlatayım. Ama anlatacaklarım uzun. En baştan başlarım konuşmaya. Tamam, başla bakalım. Vaktimiz var. Yok canım, başka türlü olmazdı. Yok yani. Şey, o adam Ali'nin peşini bırakmazdı, öyle değil mi? Ha? Ya sonuçta ben de anneyim. Kötülüğünü ister miyim çocuğun? Kanıt yok diyorlar bir de. Olmasın kanıt. Yani masumsa bizim kanıta ihtiyacımız var. Bir şey söylesen de. Aynen abi. Söylemesen. Sana ayrı gıcığım. Sen kaç dedince şu anda o halde, biliyorsun değil mi? Kaç demesen böyle olmayacaktı. Yakalanmış oğlum. Yakalanmadı. Ben kendi ellerimle teslim ettim. Çünkü suçlu olduğu için değil, korktuğu için kaçtı. Çocuk olduğu için, daha önce böyle bir şey yaşamadığı için kaçtı. Masumum. Gerçekleri göreceksin. Berk uyandı ifade veriyor. Yani bitti buraya kadar. Ben aslında Ali için üzülmüyorum. Ben senin için üzülüyorum. Oğlum birazcık insanlık öğrendiyse doğruları söyler. Göreceğiz. İyi mi bari senin şu bulduğun avukat ya? Yani ipten alır mı bilmem de Selçuk abi iş görür dedi. Selçuk abi mi? Şu hırsız ipe sapa gelmez herif. Aynen. Aceleden onu aradım, ne yapayım? Bir. İfade vermeye geldik biz de. Ne ifadesi ya? Ne oldu senin? Kaşına gözüne ne oldu? Anlatacak birazdan beyefendi. Ne oldu? Aha, ne? Tamam mı? Tamam mı? Dedim sana. Ne oluyor ya? Nasıl çıkıyor elini kolunu sallaya sallaya böyle? Oğlumuzun ifadesine istinaden. Nasıl yani? Ali Öztürk'ün kendisine yardım ettiğini, üstelik ona hiçbir zarar vermediğini beyan etmiş. Yani oğlunuzu yaralayan Ali Öztürk değilmiş. Kim yapmış peki? Tanımadığını söylemiş. Sokak serserileriymiş. Gördün mü? Gördün mü? Ne yapacağız şimdi? Alıp gidebiliyor muyuz? Ha? Nerede bu ya? Acil demedin mi sen buna? Dedim. Dedim ya, Allah Allah. Trafiğe en takılmıştır. Allah Allah. Ne dönüp dönüp duruyorsun? Başımı döndürme benim. Otur şuraya. Allah'ım ya. Zeyno. Ne var? Ne demek ne var? Fik 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 bir rahat dur ya. Ya trafik vardı, geç kaldım biraz. Avuşturana şükür, hoş geldin. O videoları sen gönderdin bize değil mi? Ha? O bomba emojili video göndermiş gene ya. Hani şu bomba emojili olanı? Arabanın arkasındaki. Ha? Tek satır yalanı tahammülümüz yok, dökül bakalım. Ne diyorsunuz abi, hiçbir şey anlamıyorum şu anda.
Bir işim vardı benim. Görüşürüz sonra. Bana bak. Canımız, ciğerimiz, her şeyimiz, Ali'mizin başı feci belada. Onu kurtarabilecek tek kişi sen olabilirsin. O yüzden öleceğimi bilsem seni konuşturmadan şuradan şuraya gitmem. Ne biliyorsan anlatacaksın. Benim seni zorla konuşturmamı istemezsin, emin ol. Nasıl boğacak? Hadi poz verin. E hadi ama Boğan'ı ölümsüzleştirmeliyiz, poz verin. Yani gerçekten şu halde bile bunu nasıl düşünebiliyorsun? Hayret. Yani okuldakilere belki iyi olduğunu söylemek için yapıyor olabilir miyim acaba? Hani artık her şeyin yolunda olduğunu göstermek için falan. Bence sen de artık kasma istersen ha. Hem bak Ali de suçsuzmuş. Belki kaçırmamış ya. Yani senin de şu anda mutlu falan olman gerekmiyor mu? Kızlar. Ya hadi ama bari burada yapmayın. Daha adam kendine gelemedi ya. Sen niye Ali'nin seni kaçırdığını söylemedin ki? Ben de bunu soracaktım tam. Çıkın dışarıya. Çıkın, çıkın, çıkın. Cemre çık. Cemre hadi. Seni serseriler kaçırdı. Bu hale de seni onlar getirdi. Ali de seni kurtardı, öyle mi? Ben de bunu yedim. Sen benim buna inanabileceğimi düşünüyor musun? Nasıl bir korkaksın sen? Bir sokak serserisinden korkup susuyor benim oğlum yani, öyle mi? Ben senden başka kimseden korkmam. Baba. Bana ne olduğunu sordular, ben de olan biteni anlattım, bu kadar. Evet. O görüntüyü ben gönderdim size. O gece oradaydım. Vefa'yı dövdüklerini gördüm. Yaptıkları ortaya çıksın istedim. Hep ezikliyorlardı Vefa'yı. Klasik zengin zorbalığı işte. Katili de bilen sensin o zaman. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi ben. Ne katili? Pardon ya, ben bir şey mi atladım? Vefa'nın katili kızım. Sen Ali'ye not gönderdin ya kitapçığın arasında katil okulda diye. Not? Not derken? Bir dakika, bir dakika. Vefa intihar etmedi mi yani? Okulda bir katil var o zaman. O yüzden katilim aranızda diye pankart astınız. Şimdi anladım. Notu bize sen göndermedin mi? Hayır tabii ki. Bilsem katilin kim olduğunu polise giderim direkt. Ay manyak mıyım ben not göndereyim Zeyno? Yok hiç değilsin. Değilsin. Hamide. Ama o görüntüyü benim gönderdiğim ortaya çıkarsa ben biterim. Berk duymamalı. Ya ben çok ciddiyim. Söylemeyeceksiniz değil mi? Ya sakin, sakin. Asla laf çıkmaz bizden. Sen meraklanma da. Ne diye korkuyorsun bu Berk'ten? Tanısanız siz de korkardınız. Korkacağım ya. O bizden korksun. Sen de merak etme. Ben varken senin kılına dokunamaz o sincap. Rahat ol. Ali çok üzülecek. Boşuna umutlandırdık onu da. Efendim? Ne? Ne diyorsun abi sen? Ne olmuş? Ali salınmış. Abi. Gel buraya. Konuştuklarımız aramızda. Not yok. Çatlarım ama ben. Çatla. Eğer sağda solda duyarsam not varmış diye, o zaman o görüntüleri de senin gönderdiğini yayarım ben de. Tamam mı? Sana anlatacağım ya, tamam. Yürü.
Berk'in verdiği ifade doğru değil, biliyorsun değil mi? Yani hoş, biliyorsundur tabii. Çağrı sana anlatmıştır. Yani ifade vermeye geldiğinize göre öyle düşündüm. Maalesef ben senin kadar şanslı değilim Derya. Çağrı'nın bana anlatmadıklarını, gizlediklerini çözebilmek için Hafiye gibi iş sürüyorum, öyle diyeyim sana. Hani sen diyorsun ya, ben Ali'den çok eminim diye. Ben aynı cümleyi Çağrı için kullanamıyorum maalesef. Yok, bunlar Berk'le çok yakın arkadaşlar. Öyle böyle değil. Çok yakın. Yani sen nasıl olur da kalkıp en yakın arkadaşını bıçaklamaya kalkarsın? Ya nasıl bir şey, nasıl bir olay oluyor ki bu çocukları bu hale getiriyor? Bir kamera görüntüsünden bahsetti Ali bana. Yani Çağrı ile Berk bir şey konuşmuşlar. Galiba Vefa'ya olanlarla ilgili, o geceyle ilgili konuşmuşlar. Anladığım kadarıyla itiraf gibi bir şeymiş. Ama görüntü yok ortada. İşte Çağrı da bu görüntülerin peşinde. Ve muhtemelen Berk sırf bu yüzden Çağrı'yı gammazlamıyor. Belki de çocuklar haklılar. Belki de Vefa'nın başına gelenler bizim düşündüğümüz gibi değil. Değil mi? Açık söyleyeyim. Bu sorunun cevabı beni çok korkutuyor. Ama işler de daha fazla sarpa sarmadan, ki daha ne kadar sarpa sarabilir bilmiyorum. Bu sorunun cevabını öğrenmemiz lazım. Anlaşılan ortak bir meselemiz var. Demek herif yalan ifade vermiş. Bir şey dönüyor burada. Harbi dönüyor. Birbirlerinin pisliklerini örtüyorlar işte. Aynen öyle. Ya neyi saklıyorlarsa, neyi konuştularsa hepsi o hafıza kartının içinde diyorum. Eminsiniz değil mi Çağrı da olmadı mı? Abi altına ediyorduk. Onunla değil. Eyvallah. O zaman kesin Berk sizin elinde. Ya ulan yüzlük yüzlük derede bolduk, iyi mi? Harap, senin şu kız Duru, onda iş var mı? Yok yok kardeş, o bildiği her şeyi anlattı. Lan kızı da korkutmuş o sincap. Ulan bu Berk ne illetmiş ya, ben anlamadım, herkes bir korkuyor. Ya siz niye her şey bitmiş gibi konuşuyorsunuz ya? Ha? Hafıza kartı Berk'teyse biz de Berk'ten alırız o zaman. Onlar daha bela görmemiş be. Etme kara bela. Otur kız otur. Bundan sonra sana kara bela diyeceğim. Oha oha. Tamam ya, delir diyeceğim. Oho, ziyafet vakti. Ne demezsin? Bir iki gün daha böyle olacak. Ağrılarınız nasıl oldu? Yani çok değil. Güzel. Geçmiş olsun. Sağ olun. Cemre, yardım etsene kızım. Peçeteyi şöyle takalım ki çorbamız üstümüze dökülmesin. Senden ne iyi hasta bakıcı olurmuş. Ayıp oluyor ama. Lütfen şu çocukla ilgilenir misin? Hazal hallediyor anneciğim. Bana gerek yok. Tatlım. Hadi canım. Sen bırak. Cemre ilgilenir. Ay ona zahmet olmasın. Hazal bana bak, sen çok olmaya başladın. Yeter artık. Ne oluyor ya? Ne oluyor, ben uyandığımdan beri bir didişip duruyorsunuz. Birbirinize laf sokup duruyorsunuz. Sen mi söylemek istersin yoksa ben mi anlatayım? Hı? Ay yok, ben dayanamayacağım. Berk'cim. Biliyor musun, aslında biz seninle sevgiliymişiz. Ne? Nereden çıktın bu? Onu söyleyeceğim ama dahası da var. O gece benim yanımda olan sen misin? Vefa da bu olayı görmüş. Vefa gördüğü için de Vefa'yı öldürmüşsün. Hangi sinemada oynuyor bu? Tozlu yaka kanka. Gittikçe daha inandırıcı hale geliyor. Aa Cemre! Ama şu Ali denen çocuğun lafıyla da... Ben onun lafına değil. Ben gördüklerime inanıyorum. Senin bu vıcık vıcık hallerin, senin o verdiğin yalan ifade. Ben ne gördüysem ona inanıyorum. Ayrıca seni Ali kaçırdı, onu da biliyorum. Cemre bak. Ali beni kurtardı. Ama belli ki sen buna inanmak istemiyorsun. Hatta sen bunu tam tersi çıksın istiyorsun ama maalesef
elimizde olan bu. Siz bu söylediklerine gerçekten inanıyor musunuz ya? Gerçekten inanıyor musunuz bu söylediklerine? Ya siz hiç düşünmüyor musunuz? Ali Berk'in düşmanıyken bir anda bu hikayenin kahramanı nasıl oldu? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Cemre. Hadi kızım biz bir hava almaya çıkalım. Anne ben hava falan almak istemiyorum, anladın mı? Ben artık gerçekleri duymak istiyorum. Bana gerçekleri anlatacaksın. Cemre. Bana gerçekleri anlatacaksın. Ege yardım et. Bana gerçekleri anlatacaklar anne. Yeter tamam, artık tamam hadi, mı? Hadi gerçekleri Cemre. Duymak istiyorum. Konuşalım hadi Cemre bırak, bir bak. Hava al. Ya bırak. Bir sakin ol tamam. Cemre bir sakin olur musun? Sen inanıyor musun Berk'e? Sen hiç sorgulamıyor musun ya gerçekten? Berk'i yıllardır tanıyorsun, en yakın arkadaşısın. Sence Berk şu an doğru mu söylüyor? Sorguluyorum tabii ki. Ama şimdi sırası değil. Bir taburcu olsun, iyileşsin, sonra sorarız ne istiyorsak. Çocuk ölüyordu Cemre. Ege haklı. Kızım her şeyin bir sırası var. Sen iyice saçmalıyorsun. Hadi eve gidiyoruz. Ege'cim giderken seni de eve bırakalım mı? Zahmet olmaz Sayla abla. Nereye, nereye, nereye? Tamam. Sakin. Siz gidin geliyorum. Çantamı alacağım sadece. Hemen arabaya geliyorsun. Tamam. Bir bu eksikti. Ne oluyor? Ne bu? Ali senin bana attığın fotoğrafı görmüş. Oradan çakmış çocuk mevzuya. Gitmiş Cemre'ye göstermiş. Cemre de duyduğundan beri kurcalayıp duruyor. Ve bu olay gerçekten benim fazla canımı sıkmaya başladı. Ya zaten ayrılmadınız mı artık? Kaç sefer dilimin ucuna geldi, evet ilişkimiz var demek. Hazal. Ne Hazal? Zaten bir gün öğrenecek. Bayağı bayağı ispitledin beni yani. Yazdım bunu Derya Sultan. İyi. Büyük harflerle yaz o zaman. Çünkü bir daha olursa bir daha yaparım, haberin olsun. E tamam kızma, takılıyorum. Takılma. Bittin sabahtan beri senin yüzünden zaten, beynim patlıyor. Üf. Kolay gelsin. Hayırdır Bilal? Abla ben Ali ile seni bir alacağım biraz. Bir mevzu var da. Ne mevzusu ya? Daha ne mevzusu? Başını belaya mı soktun gene? Anne ben bir şey yapmadım vallahi bak. Abi mevzu neymiş? Ya gidince öğreniriz. Şey yapalım gidelim. Feride dükkan sana emanet. Biraz da boğazı kes, değil mi? Hadi abla biraz acil mevzu geçelim. Bak bak hiç sevmiyorum bu gizemli konuşmaları ha. O fırının kapağını kapat. Hamur mayalamıştım, onun da üstünü ört çocuğu. Ablacığım acil biraz geçelim biz. Ya sen bana bir anlatsana. Ha? Abla ritmimiz bu yani yapacak bir şey yok. Bilal ay nereye gidiyoruz bir söylesene canım. Çocuğu bıraktım dükkana. Abla geldik zaten. Tabii ya. Kesin hırsız girmiştir. Geçen Zeynolara da girmiş. Aman neyse artık kapıyı bacayı mı düşünecek halimiz kaldı. Canımıza gelmesin de malımıza gelsin. Ay yeter artık ama. Bak Saffet abi ben tutarım. Saffet abi. Dur. Yapma. Ne yaptınız siz? Gözün aydın kutlaması. Siz de mi bu işin içindesiniz? Siz olur mu la? Oldu. Kardeşimiz kurtulmuş, kutlamayacağız mı? Ne kutlaması ya? Vallahi daralım, vallahi daralım la. Oğlum vefa için mi yola çıktık? İlerledikçe belli ki başımıza bir ton olay gelecek. Ya bırak bugünün tadını çıkaralım, vallahi daraldım. Yeminle daraldım ya. Hem vefa da böyle olmasını istemezdi. Gülmeyi unuttuk valla. Aferin sana kız. Ara bela. He? Bela bulma. Ara gel buraya. Ay yürü. Akşama geleceğim. Akşama geleceğim. Hacı babam, hacı babam evden çarşıya göndermişim.
Hastane yemeği. Hiç senem. Tatsız tuzsuz. E ama onlar da haklı tabii. Yat yat. İyi misin? İyisin iyi. O zaman hadi doğru düzgün hiç lafa eğip bükmeden anlat bakalım ne oldu? Anlattım ya baba. Anlatmadın. Sen bir hikaye uydurdun. Ben de o hikayeye inanmadım, yemedim yani. O yüzden anlat. Mesela Ali ile aranızdaki mevzu ne? Neyi biliyor bu kadar önemli? Sen susuyorsun ortaya çıkmasın diye, ne biliyor yani? Yok öyle bir şey. Var öyle bir şey ve ben bunu öğrenmek istiyorum. Benim hayatta en sinirlendiğim, en çok kızdığım şey nedir? Yalan ve zayıflık. Bravo. Anlat o zaman. Hadi. Başla. Tamam. O zaman ben hazırladım bu oyunu. Oyunu? Nasıl bir oyun bu? Babam beni merak edecek mi? Çünkü ben fark ettim ki ben babamın beni sevip sevmediğini bilmiyorum. Biz pek konuşmadığımız için. Belki. Yani konuşamadığımız için bana son söylediklerim. Bana hiç çekmemişsin. Benim çakmam bile olamazsın diye aşağılamıştın yani sen beni. Yine. Cemre'yi kaybetmiştim. Senin için ben koca bir hiçtim. Ben kaybolsam bile fark etmeyecektim beni. Ben de merak ettim. Çok merak ettim. Eğer bana bir şey olursa babam gerçekten ne düşünür? Ne yapar? Çünkü üzülürse beni seviyor demektir. Ama umursamazsa babam duygularını göstermeyen biri olduğu için benim kaybolup bir iki gün sonra ortaya çıkmam bir işe yaramazdı. Büyük düşünmem gerekti. Sonrası benim planım dışında gelişti. Saklandığım yerdeki sokak serserileriyle kavga edince de sonuç bu oldu. Oyuna alışmış. Hani kaçırmamışmış serseriler. Ya var ya hani. Ölecektin yahu. Ölecektin. Ölmedim onu. Bizimkilerden de haber aldım. Merak etmişsin. Korkmuşsun. Üzülmüşsün. Değdi yani yaptıklarıma. Benim o hikayedeki rolüm ne? Hı? Bu aptal hikayeye inanmak mı? Oyun oynamışmış. Ya kaç yaşındasın sen oğlum? 5 yaşında mısın? Kaç yaşındasın? Diyelim ki ben bu anlattığın hikayeye inandım. Diyelim ki. Bir daha sakın beni kendi canınla sınama. Asla. Metin bırakacak seni eve. Benim bir işim var.